Rabbimize hamdü fenalar olsun ki 11 ayın sultanı olan şu ümmetin ayı olan Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmış bulunuyoruz. E tabi iki aydır dua ediyorduk değil mi? Allahümme be lena fi racebe ve şaban ve belligna Ramazan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmişti ya. Hani Recep-i Şerif ayı girdiği zaman efendim ne yaptık? Bu duaya başlamıştık. Ne diye dua ediyorduk? Ey Allah'ım Recep-i Şerif'i ve Şaban-ı Şerif'i hakkımızda e, mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye iki aydır dua ediyorduk. Rabbimize sonsuz hamdü fenalar olsun. Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmak nasip oldu. Evet kıymetli kardeşlerim, hakikaten çok kıymetli bir aya girdik. Yani hem mali hem maddi ibadetleri cem eden bir ay. Yani biz iki aydır dua ediyoruz dedik de, Allah dostları 6 ay dua ediyormuşlar. Ramazan ayı gelmeden önce ya Rabbi ne olur bizi Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır diye. Niçin? Çünkü Ramazan ayında öyle faziletler var, öyle ecirler var, öyle kazançlar var ki yani bir adam manen sıfırı tüketmiş vaziyette Ramazan ayına girse, manen efendim son derece fakir, son derece züür bir halde o Ramazan ayına girse, Ramazan'ın sonunda manen adeta bir holding patronu olarak bir zengin olarak bayrama ulaşır ve cehennemden kurtulabilir. İşte böyle bir ay kıymetli kardeşlerim. Ve nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانِ لَتَمَنَّتْ اُمَّتِي اَيَّكُنَ رَمَضَانُ سَنَةَ كُلَّهَا eğer kullar Ramazan ayında neler olduğunu, ne kazançlar, ne ecirler olduğunu bilseler, ümmetin bütün senen, e, senenin Ramazan olmasını isterlerdi, temenni ederlerdi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani niye bütün sene Ramazan ayı olsun istiyoruz? E çünkü yani çok kazanç var, çok ecir var, çok sevap var. Bir adam kazancı bildi mi? He? Kazanç ne yapıyor? Tatlı geliyor. Mesela diyelim şöyle bir misal verelim. Hani şimdi insanlar efendim Ramazan ayı belki ee, orucu var, teravihi var, sahuru var. Yani manen elbette müthiş kazançlar var ama yani belki nefislere zor gelebilir. Yani nefisler belki hani usanabilir ama eğer bilselerdi derken o idrak edebilseler, o sevabını, o ecrini anlayabilseler demektir. Elbette beden biraz zorlanacak ki ne yapacak? Efendim bunu rahatlayacak. Ne kadar zahmet o kadar rahmet Dolayısıyla bir adam bakın ne yapıyor? Her gün sabah 8 akşam 5 veya artık mesai saatleri neyse bir ay çalışıyor efendim maaş almak için. etini temin edecek çünkü. Ya bu kadar sıkıntı, bu kadar meşakkat yani diyorum ya bu da ne kadar zor ya filan demiyor. Ne yapıyor? İşsiz bile kalsa aman bir iş bulayım da he? Yani çoluğun çocuğun etini temin edeyim diye yani böyle bir efendim gayret içerisine giriyor. Onun için bu Ramazanda da demek böyle manevi kazançlar var. Eğer bilseler bütün sene Ramazan olsun isterler. Neden? Yani böyle bir kazancı senede bir ay niye kazanalım? Her ay böyle bir kazanç olsun. İnsan bunu ister. Buyuruyor. Dolayısıyla şöyle bir misal verecek olursak mesela her gün bir yerde bir pazar kuruluyor. Mesela pazarcıları düşünün. Pazartesi bir yerde, salı günü başka bir muhitte, efendim çarşamba günü mesela Fatih'te çarşamba pazarı var, değil mi mesela? Ha, oradaki esnaf ne diyormuş mesela? Yani diyormuş keşke her gün çarşamba pazarı olsa. Neden? Yani çarşamba pazarı çok büyük çok efendime söyleyeyim demek ki güzel satışlar yapıyor. Akşam olunca öyle bir ciro yapmış ki adam bir hafta her gün satış yaptığı yeri toplasan ne kadar yapıyorsa bir günde ne yapıyor? Çarşamba pazarında o karı elde ediyor. Adam bu karı görünce de ne diyor? Keşke her gün çarşamba pazarı olsa. Yani keşke her gün bu kadar kar edebilsek. İşte Ramazan-ı Şerif ayında öyle düşünmek lazım. Bir manevi pazar kurulmuş adeta. He? benim iman pazarı, ibadet pazarı, ahiret pazarı işte alabildiğimiz kadar, kazanabildiğimiz kadar ahirete yatırım yapabildiğimiz kadar inşallah yapacağız. Rabbim Celle Celaluhu becermek nasip eylesin. Gecesini gündüzünü en güzel şekilde Yahya'ya bizleri muvaffak eylesin.